Vallahi sıkıldım. Simce kanalından herkese merhabalar. Bugün bir şeyi 100 defa çizeceğiz. Şurada bir sivilce var, kusura bakmayın. Yani bakalım bir oturuşta 100 defa aynı şeyi çizdiğim zaman ne olacak? Ben burada ne yapsam diye düşündüm. Ne çizsem daha fazla bana yardımcı olur. Ben de o yüzden ayak çizmeye karar verdim. Çünkü ayak çizerken birazcık zorlanıyorum. Yani tabii tek bir tane ayağı çizmeyeceğim. Farklı farklı şekilde ayak çizeceğiz. İlk başta sonuncu arasındaki fark ne olacak? Umarım ki güzel olur. Şimdi başlayalım videoya. Şöyle A4'lerimizi koyduk. Ben kalem olarak ne kullanacağım? Aslında her şeyi kullanabilirim. Sadece bunda bir kurşun kalem almayacağım. Ya da sadece bunda bir pilot kalem almayacağım. Yani sonuçta her malzemenin kendine özgü bir artısı var. Mesela tükenmez kaleme yaptığım zaman ben bunu biraz daha taramalara kendimi geliştiririm. Kurşun kaleme daha fazla ton, açık koyu vesaire görebiliriz. Ya da pilot kaleme daha fazla taslak atmadan yapacağız. Bu bizi geliştirir yani gözümüzü. Yani o yüzden farklı farklı kalemlerle yapacağım ki daha fazla ben onu benimseyeyim. Her şeyle anlamaya çalışayım. Umarım ki olur. İlk başta kurşun kaleme yapacağım ben. Burada çizeceğim ayaklar irili ufaklı olacak. Yani şöyle ben diyelim ki büyük bir kağıda yapıyorum ya da küçük bir kağıda yapıyorum. Hani bunu oturtabilecek bir şekilde hani gereksiz de bir A4'ün boyutu kadar yaparsam benim pek de işime yaramaz. Yani o yüzden diyelim ki bir tanesinin boyutu şöyle olursa iyi olur yani. Yani geometrik şekillerden oluşan bir taslak yapacağım ben. Sonra şurada ayak parmakları geliyormuş. Şimdi bunu daha da belirgin hale getireyim. Allah'ım bu ne lan? Resmen iğrençlik oldu. Bir dakika bunu sayma. Abi bu çok mu kötü yoksa pozisyon mu zordu ya? Bir dakika bunu bir geçelim. Bu ayakta böyle oldu. Mesela bu da kötü oldu. Cidden bu video beni birazcık zorlayacak. Mesela bu ayakta böyle bir şey oldu. Baş parmağında sıkıntılarımız var. Daha küçük olmalıydı. Böyle gelişiriz arkadaşlar. Bu da kaçıncı? Üçüncü oldu. Evet. Evet. Şimdi birazcık hızlanalım ve farklı farklı şeyler kullanalım. Evet arkadaşlar 10 tane oldu ama şimdi kafamda şey başladı. Ulan ayak ne kadar garipmiş. Komik gelmeye başladı bir yandan. Ama bir yandan da her çizdiğim, referans aldığım şeye bakıyorum. Evet aslında doğru. Ama böyle bakınca yo yanlış. Yani ilk çizime göre ve 10. çizime göre aslında bence çizgi bir tık daha rahatladı gibi. Yani içindeki kıvrımlar, işte içindeki böyle şu ayağın altındaki boğumlar falan vardı. Bir şeyler vardır. Onları daha çok bilirsem eğer, ben bunu çizerken oradaki hatları gösterirken daha çok 3 boyut yakalarım. O yüzden bakalım ne olacak, ne bitecek. Şimdi ben ne kullanıyorum? Artline kullanıyorum. Artline'ı kullanırken bir tık daha taslak atmıyoruz ya. Daha güzel öğrenebileceğimi düşündüm. O yüzden şimdi biraz da Artline'e devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ilk sayfamız bitti. Mesela bazı yerlerde şurada ve şurada ayaktan üzerine yani bilek kısmını, bacak kısmını da gördüm ki oradaki bağlantıları anlamak için aslında. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an toplam 17 tane oldu. Yani şu kısımlar var ya, bu kısımlardaki uzunluğu ben çok böyle ufak yapıyorum. Yani bodur oluyor. Şöyle falan oluyor. Bir tık daha ince yapmam gerekiyor. Böyle hataları görmeye çalışarak aslında kendimi bir tık daha fazla geliştirmeye çalışıyorum. Hadi o zaman devam edelim. Ve burada da belirlediğim her çarşamba ve her cuma yeni video geliyor. Haftada 2 gün. Hep beraber güzel güzel izleyelim videoları. Cevim biraz kendine gel. Biz devam edelim. Çok güzelsin çok. Birazcık 90'lar Türkçe pop dinlediğimize göre şimdi 26.'yı anlatabilirim size. Gerçi anlaşacak bir şey yok ki. Evet arkadaşlar 26 tane oldu. Yani bunu söyleyecektim. Bu Sudor. Bu Faber-Castell. Bu da Prismacolor. Yani aslında var ya bak. Ucuz, orta, pahalı. Al bir tane daha challenge. Uzun, orta, pahalı. Nasıl çizilir? Ayak hadi bay bay. Görüşürüz.
ucuz, orta pahalı. Ben ortayı daha fazla beğendim. Pahalının belki renginden dolayı sıkıntılar yaşamış olabiliriz. Ama yine de gerçekten de hani o hissiyat vardır ya, cidden Faber-Castell'in çok çok daha iyi. Şu ana kadar toplam 30 tane yaptık. Yani yolun yarısı bile değil, evet doğru. Birazcık daha hızlanalım ve devam. Yani yolun yarısını geçmiş olduk. Bakın tükenmez kalemli olanlar burada. Tükenmez kalem böyle bir tık daha rahat ama hafiften karmaşık duruyor. Bunlar biraz daha sade ve yaparken daha fazla zorlandığım için beni daha fazla geliştirdiğini düşünüyorum. Yani o yüzden ben artline'e devam ediyorum. Ya kuru boyayla yapmayacağım çünkü kuru boya ne kadar güzel ya da kötü çizersen çiz güzel duran bir şey olduğu için beni kandırıyor. Ben de o yüzden buradaki gerçekçiliği kullanıyorum. Neyse o çünkü burada. Evet şu an 77.yi yaptık. 4 sayfa olmuş. Oha olmuş lan baya. Birincimiz, ikinci, üçüncü ve de dördüncü. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben de o sıra 90'lar dinlemeye devam ediyorum. Mustafa Sandal'la Kalmadı Sizlerle. Aman telif yemeyelim. ...96 tane oldu ve son 4 tane kaldı. Bunu da değiştirelim. 5. sayfada bitti. Şimdi 6. sayfadayız. Bakalım o 4 tane nasıl olacak? Umarım ki güzel olur. Kesinlikle ben de ilk baştan sonlara doğru ister istemez açıldım ve çizgi daha fazla rahatladı. Bakalım göreceğiz onları da. Ben şu bir 4 tane de yapayım geleyim. Evet 100. de bitti. Toplam 5,5 sayfa oldu sanırım. Şimdi şöyle bakacağız. Birinciye gidelim. Şöyle bakın şuradaki çizgiler çok sağlam değil. Titrek çizgiler aynı şekilde burada da. Sonuculara bakalım. Daha kötü lan. Çizgi daha net olmuş. Daha fazla bir tık daha kendinden emin ve daha fazla doğru aslında hatları vesaire. İkinci sayfaya şöyle ilerleyeyim bir. Mesela burada da buna göre yine çizgilerde bir tık daha iyileşme var. Ama yine mesela şu falan şunlar hoş olmuş. Mesela bu kısım şöyle çok kısa olmuş. Ben bu çizimi tekrardan yapmış mıydım? Mesela bunu şuna benzetebiliriz. Ve aynı şekilde şunun uzunluğunu daha çok anlamışım. Tükenmez kalemle baktığımız zaman biraz böyle rahat çizgiler var. Ama mesela şu bayağı kötü olmuş. Şu bak fena değil, şu hoş duruyor. Yani şöyle oluyor hani böyle gidiyor güzel sonra ortalarda kötü oluyor sonra bir daha güzel bir daha kötü. Çizdiğin açı farklı oluyor. Kullandığın kalem farklı oluyor. Kafandaki şeyler de farklı oluyor. O yüzden de hani siz böyle bir şey yaparken yani en baştan en son diyelim ben 300 tane çizeceğim diyorsun. Birinci ile 50.ye baktığın zaman birinci yine güzel olabilir. Ama gitgide böyle onun çok daha iyi olacağını ve daha rahat çizeceğini göreceksin bakın. Kesinlikle mesela ben diyelim ki şunu işte 2 dakikada çizsem diyelim ki şunu diyelim 30 saniyede çizdim. Hani o kadarlık bir fark oldu. Hem hız olarak hem rahatlık olarak hem de ayağın anatomisini falan çok çok daha iyi anladığımı düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Diyelim sen portrede kötüysen deli gibi portre çalış. Anatomide kötüysen çalış. Yani böyle bir videoydu arkadaşlar. Kesinlikle faydasını gördüğümü düşünüyorum. Umarım ki siz de yaparsanız ve görürsünüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. O nasıl bir bay baydı ya? Burada videoyu beğenmeyi unutmayın.